Uzun bir aranın ardından Terraria'nın yeni bölümüyle herkese merhaba arkadaşlar. Evet, gerçekten uzun bir ara oldu. Özellikle Terraria için bayağı bir uzun ara oldu. En son diğer bossların hepsini halletmiştik. Daha doğrusu Hard Mode öncesi bossların hepsini halletmiştik. Wall of Flesh boss'unda kalmıştık. Bu bölümde o boss'u kesmeyi deneyeceğiz. Keseriz demiyorum çünkü daha önceki denememde kesemedim. Şimdi sizinle beraber tekrardan deneyeceğim. Umarım keseriz. Kesersek bayağı güzel olacak. Hatta kesemeyiz diye yine yanımda bayağı yedek rehberlerim de var. Rehber bebeklerimiz. Ve savunmayı artıracak iksiri de kullanacağım çünkü bayağı fazla vuruyorlar. Bunun olduğu yerde şöyle lava bölgesine çıkıyor. Bu lavın içine atıyorsunuz bebeği ve oradan Wall of Flesh boss'u çıkıyor. Duvar şeklinde üzerinize gelecek böyle. Siz de ondan kaçarak onu öldüreceksiniz. Öldürebilirseniz tabii. Bayağı güçlü hasar var denk getirirse. Ben şu bölgeye gideceğim. Buradan atacağım bunu. Sonra bu tarafa doğru kaça kaça kesmeyi deneyeceğiz. Bakalım kesebilecek miyiz? Şuraya gittiğimizde tekrar devam ederim. Evet, şöyle bir platformumuz hazır. Şunu bir ortadan kaldıralım da. Tamam, platform hazır. Buradan bebeğimizi atıp deneyeceğiz. Tabii ilk önce bir şuradan ben bir iksir içelim. Sonra da bebeği atalım ve bakalım neler olacak. Kıl payı geçirdiğimiz denemenin ardından bu sefer tekrardan geri geldim ve bu sefer çok sayıda ok getirdim. Okla kestik arkadaşlar çünkü okla fark ettim bir daha fazla hasar vuruyor tüfeğe göre. Hemen şöyle laf uzatmayıp bir saniye bir rahat bıraksanız beni güzel olacak. Evet. Hemen laf uzatmayıp tekrardan buraya geldik. Son sahnede giden bir denemenin ardından hemen tekrar deneme yapacağız. Bu sefer çok sayıda ok getirdim yanında çünkü okla kesmeyi düşünüyorum. Ok daha fazla hasar vuruyor. Onu görmüş olduk. Hemen atalım ve boss'umuzu çağıralım. Gördüğünüz gibi çok daha fazla hasar oranı var yaratıklara karşı. Özellikle kollarına karşı çünkü yakıcı bir hasar verdiği için burada sonra yanmaya da devam ediyorlar. O yüzden çok daha fazla canları gidiyor. İlk başta böyle kessek çok daha iyiymiş. Bu arada biz iksirimizi içmedik sanırım. Aynen, içelim tekrardan. En azından biraz daha savunmamız oluşsun. Şunu da içelim. Sağdan soldan gelen küçük böcekler olmasa çok daha güzel olacak ama. Onlar da başımıza bela oluyorlar bizim. Canımıza dikkat etmemiz lazım. Pot sırası geldiğinde, yani yukarıdaki spotun kaldığı anı dolduğunda onu sürekli yenilememiz lazım ki sürekli canımız dolu halde olsun. Boss'un önemli olan
Kollar arkadaşlar, kollar kırıldığında zaten çok daha hızlı canı gitmeye başlıyor ve savunmasız halde kalıyor. O bayağı güzel bir özellik. Şu kollarından bir kurtulursak, sana az kolu kaldı, bayağı rahat edeceğiz. Son bölümden sonra bayağı bir geciktik. Gecikmenin sebebi birazcık boss için hazırlık yapmamdı aslında. Çünkü gördüğünüz gibi teras, park botlar vesaire her şeyi ayarladım buraya gelmeden önce. Çünkü diğer türlü burada sıkıntı yaşayabilirdik. Komple platform oluşturmamız gerekirdi vesaire. O da bize bayağı bir zaman kaybettirdi diye düşünüyorum. En azından hazırlığımızı yaptık. Hard mode'a geçmek için herhangi bir engelimiz kalmadı. Rahat rahat işimize bakabiliriz. Bu arada son kolu da sanırım kırıyoruz. Son kolu da mefta ettik. Çıkarsa güzel olacak. Şu ışınlara kaçtığımız sürece herhangi bir sıkıntı yok. Artık gözüne gözüne vurabiliriz arkadaşın. Umuyorum ki bu sefer herhangi bir hasta çıkmazsa keseceğiz gibi görünüyor. Çünkü kolları bu sefer erkenden hallettik. Okun sayesinde sadece gözün olayı kaldı. Hemen bir iksir daha içelim. Can da bayağı bir az kaldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1500 civarı bir canı kalmış. Hayır. Ha iyi, bari bizi dışarı attı. Hadi artık öl. Evet, nihayet. Nihayet hallettik. Güzel, burası kırılıyormuş. Neyse, biz artık direkt buradan evimizi ışınlanalım. Çünkü orada işimiz bitti. Artık hard mode'a geçtik arkadaşlar. Nihayet tamamlayabildik hard mode'u. Şu fazla şeyleri bırakalım. Bu arada ne gelmiş? Aynen, hasarlı çekiç var. Otomatik saldırı silahı var. Çok hızlı geri tepme yok. 3 kurşun ateşler, tek kurşun harcar. Şunu ben bir denemek istiyorum. Fena değil. Tamam, dursun şimdilik. O da elimizde bulunsun. Diğer malzemeleri ben bırakayım. Şunu bırakayım. Hatta şimdilik hiç düzenlemeyle falan uğraşmayalım biz direkt. Şunların hepsini şöyle bırakalım. Tamam, işimize yaramayacak. Her şeyi bıraktım. Şimdi Atmos'u geçmemizle beraber artık yeni madenler dünyaya girdi. Tabiatlar daha da güçlendi. Mermiyi de bırakmışız biz. Bırakmışız, onu da alalım. Evet arkadaşlar, Hard Mode'a geçmek için Valor Flash kestikten sonra Hard Mode'a geçtik. Hard Mode'a geçtikten sonra dünyadaki yaratıklar güçlendi. Tabi bosslar da güçlendi aynı şekilde. Yeni bosslar da geldi. Bununla beraber yeni madenler de geldi oyuna.
Ve bu yeni madenleri bulmanız için bu boss'tan düşen çekiç var. Pound çekiç diye yazıyor sanırım. O çekici kullanmamız gerekiyor. Onun için ilk önce bir bölgeye gidelim. Mesela burası olur. Herhangi bir yer olur, fark etmez. Buraya gidelim. Burada şu tarz yerler vardı. Bunları bu çekiç sayesinde parçalayacaksınız. Gördüğünüz gibi paladyum gelmiş oldu. Yine aynı şekilde orikalyum diye bir maden geldi şimdi de. Şurada bir tane daha var. Bakalım bu neymiş. Adamantit geldi. Bu şekilde bunları kırarak yeni yeni madenleri öğrenebilirsiniz. Tabi hepsini de kırmayın çünkü bazı üretimler için gerekecek. Buraya gelmemiz gerekecek. Buradan üretim yapmamız gerekecek. O yüzden evinize en yakın olanı kırmayın. Onun için diğerlerini kırabilirsiniz. Ne kadar çok kırarsanız o kadar çok maden oluşuyor etrafta. Siz her kırdığınızda etrafta maden çıkıyor. Ne kadar fazla kırarsanız o kadar çok maden çıkacak. Bu arada bayağı da bir karanlık şu an için ama bakalım o karanlığı bir şekilde aydınlığa çevireceğiz. Burada demek ki daha önce uğramamışız. Karanlıkta kalmış. Normalde gittiğim yerlere şu şekilde gördüğünüz gibi mumlar bıraktığım için genelde hep aydınlık oluyor bölgeler. Şurada bir tane daha var. Hatta şimdilik şunu şuraya koyalım da daha rahat işimize bakalım. Tekrardan paladyum spamlandı herhangi bir yerde. Bu tabi sabit bir yeri yok. Bu haritanın herhangi bir yerine spamlanabiliyor. Bir de bunu çıkarttıktan sonra da bir de arayıp bulmamız gerekecek bu madenleri. Gördüğünüz gibi artık daha güçlü yaratıklar, daha güçlü bosslar olacak demiştim. Gördüğünüz gibi yeniden bir malzeme düştü oradan. İrin diye bir şey düştü. Şurada bir tane daha varmış, görmemişiz. Hemen onu da bir harcayalım. Orikalim çıktı bir yerde daha tekrar. Onları yine tabi buldu. Bak mesela şurada gösteriyor telefonumuz. Yakınlarda orikalyum tespit edildi diyor. Burada bu bölgede bir yerde orikalyum varmış. Henüz neye benzediğini bilmesek de tabii ki göreceğiz, onu da bulacağız. Bir şekilde bu arada yaratıkların sesleri bayağı bir tuhaf. Bayağı da canları zor gidiyor. Hayret de geldi. Şahane. Hayrette herhangi bir şey düşüyor mu? O da omurga düşürmüş yine. Yani ben bu şeyi pek sevmedim. Bu silahı sevmedim. Burada biz öleceğiz. Öleceğiz çünkü bayağı bir güçsüz geliyoruz artık. Bizim bir an evvel yeni madenleri kullanıp işleyip ona göre karakterimizi geliştirmemiz lazım. Hasarlarımız çok düşük kalıyor yaratıklara karşı. Gördüğünüz gibi bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Derken zaten öldük. Neyse, bu bölüm böyle kalsın. Bir sonraki bölümde de artık yeni madenleri işlemeyi, yeni madenleri bulmayı gösteririz. Zırhlarımız vesaire yaparız. Şu an çünkü güçsüz kalıyoruz. Gördüğünüz gibi bayağı bir hasar alıyoruz o yaratıklardan. Normalde oraya gittiğimizde biz taraya taraya hepsini öldürüp öldürüp geçiyorduk ama artık öldürmez hale gelmişiz. Bize bayağı bir sıkıntı oluşturmaya başlamış. Bu nedenle artık gelişmemiz şart. Ben tabii Hard Mode'u daha önce oynamadım, bilmediğim için Hard Mode'a neler yapmam gerektiğinde tabii ki de araştıracağım internetten. Yani hangi zırhı kullanalım, hangi silahları kullanalım, hangi madenleri işleyelim vesaire, bunları araştıracağım. Onları da yine sizinle paylaşacağım. Bu sadece Hard Mode'a geçit videosu olsun. Hem de madenlerin nasıl çıktığını da göstermiş olduk. Biraz kısa video oldu. Ama en azından geçiş videosu oldu. Uzun bir aranın ardından TRR'ye tekrardan geri dönmüş olduk. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Umarım memnun kalmışsınızdır. Her ne kadar oyunu pek iyi oynayamasak da elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Görüşürüz.